Kitabımızın adı Empati. Yazar Adam Faver. Türkçesi Murat Kayı. Yayın evi April Yayıncılık. 19. 31 Aralık 2007. 23:47. Yargı gecesine 13 dakika kala. Kuzeni minibüsün arka koltuğunda yan yana duran çalıntı bilgisayarla Spy Girl'un bilgisayarı arasında gidip gelerek klavyede bir şeyler yazarken Eliyah da kendine hakim olmaya çalışıyordu. War Games'teki Matthew Broderick bile Steve Grimes'in eline su dökemezdi. Winter ara sıra içeri biraz temiz hava girmesi için camı indiriyordu. Ama bunu ne zaman yapsa Steve gürültüden şikayetçi oluyordu. Spy Girl'un basın kartını kullanarak meydanda kurulacak sahnenin yanındaki diğer medya kamyonetlerinin yanında bir yer bulması ilk başta iyi bir fikir gibi gelmişti. Ama bu oraya varıp Eliyah kalabalığın nasıl bir şey olduğunu gerçek anlamda görene kadar sürmüştü. Gözlerini sıkıca yumup çevresindeki dünyayı bloke etmeye çalıştığı ama kaçamıyordu. Her an sarhoşun teki minibüse çarpıp baştan aşağı ürpermesine neden oluyordu. Ve onları hissedebiliyordu da. Arabanın camları, sayısı milyonu bulan sesi biraz olsa boğuyordu. Ama etraftaki zonklayan tüm o duygulara hiçbir etkisi olmuyordu. Gümüş zincirin her milimetresi tenine değiyor olsa da parlayan renkleri göz kapaklarının arkasından yine de görebiliyordu Eliyah. İşkence gibiydi bu. Bundan daha kötü bir şey olabileceğini düşünemiyordu bile. Tabii ki düşünebilirsin. Orada, dışarıda onlarla birlikte de olabilirdi. O güruhun ortasında kapana kısılmış halde yani. Eliyah öyle bir şeyin olmayacağına kendini ikna etmeye çalışarak derin bir nefes aldı. Orada sadece bir önlem olarak bulunuyorlardı. Steve virüsü yayacak, bazı istasyonlarını devre dışı bırakacak ve o işte öylece bitecekti. Göz yaşartıcı bomba yok, panik yok, kargaşa yok, ölen yok. Gözlerini aralayıp dışarıya baktı. Nasıl olduysa kalabalık daha da artmıştı. Olası görünmüyordu ama gerçekti bu. Minibüsün kalabalığın etkisiyle sallandığını hissedebiliyordu. Ha siktir. Spy Girl sorun mu çıktı dedi Stevie'ye dönerek. Bir yerde hata var ama bulamıyorum. Yardım ister misin? Tabii ya dedi Steve alaycı bir tonla. Ne halt ettiğini bilmiyorsun ve ben de yardıma geldim halleri değil mi? Sadece yardım etmek. Winter elini havada sallayarak onun sözünü kesti. Virüsü zamanında çalıştırabilecek misin, çalıştıramayacak mısın? Saatine bir göz atan Steve iç geçirdi. Bilmiyorum. Belki. Ama hayatım üzerine bahse girmem doğrusu. Ya da herhangi bir başka birinin hayatı üzerine. Eliyah camdan dışarı baktı. Steve virüsü çalıştırmazsa Winter ile birlikte o kalabalığı tek başlarına durdurmaları gerekiyordu. Ve bunu yapmanın tek bir yolu vardı. Dışarı çıkmak. Araçtan indiği anda rüzgar Eliyah'ın yanaklarını dondurdu. Dışarısı -5 dereceydi ama rüzgarın etkisiyle insana -20 gibi geliyordu. Kulakları ve burnu sızlamaya başlamıştı bile. Soğuk, cebine sokmuş olmasına rağmen eldivenli sol elini bile işliyordu. Sağ eli ise can kurtaran simidine sarılmış bir kazazede gibi Winter'inkine yapışmıştı. Ve Winter gerçekten de öyleydi. Bir can kurtaran simidi. Eliyah yanında o olmasa öleceğine emindi. Çığlık çığlığa bağıran korkusunu bastırdı ve Winter'in yolladığı dinginliğe odaklanmaya çalıştı. Zihninde kıkırdayan azgın dehşet, elini sıkan kadının gücüne rağmen kalbini demirden bir mengene gibi sıkıyor, her taraftan soğuk ter boşanmasına neden oluyordu. Yutkunmaya çalıştı, yapamadı. Boğazı kupkuru olmuştu. Hava o kadar fazla sesle doluydu ki düşünmek bile zorlaşmıştı. Yeni yetme bir şarkıcı kızın yaptığı vokal araba büyüklüğünde hoparlörden pompalanıyordu. Kız bir sokak ilerideki sahnede kıvrılıp bükülürken kulakları sağır eden gitarlar ve iç organları sarsan baslarıyla 1 milyon bağıran insanın gürültüsüne katkıda bulunan punk grubu da onun arkasında feryat ediyordu. Nefes almaya çalışan Eliyah çevresindeki coşkun kalabalığa bakıp o çılgınlığa bir anlam vermeye çalıştı. En başta sarhoş particiler geliyordu. Bazısı göz yerlerinde sıfırlar olan ve üzerinde kocaman 2008 yazan gözlükler takmıştı. Başka kimileri kafalarına çılgın şeyler geçirmişti. Melon şapkalar, bereler, karton parti şapkaları, plastik taçlar ve kırmızı beyaz çizgili külahlar. Bazıları da ellerindeki kaynana zılgıtlarını dünyanın sonu gelmiş gibi döndürüyordu. Neredeyse herkesin elinde içindekini gizleyen kahverengi kese kağıdı ya da kırmızı termoslara doldurulmuş içki vardı.
İkinci grupsa çok daha sessiz olmasına rağmen daha da ürkütücüydü. Eliyah'ın, Valentinus'un sürüsü olarak belirlediği binlerce kişi. O insanların olağanlığı başka herhangi bir yerde belki göze batmazdı. Ama Gnostiklerin ağırbaşlı ve mutlu dinginliği orada o kadar sarhoşun arasında sanki bir projektör gibiydi. Üçerli, dörderli gruplar halinde toplanmışlardı. Çoğu sokakta karşıdan karşıya geçen ilkokul çocukları gibi el ele tutuşmuştu. Kolyesine rağmen kalabalığın psişik enerjisi Eliyah'ın zihnini zorluyor, Gnostiklerin bilinci onunkini sızıyordu. Hepsi de sanki mükemmel bir yaz günüyle çevrelenmiş gibi birbirinin aynı, parlak, mavi bir ışık saçıyordu. Gnostiklerden daha rahatsız edici sayılabilecek berbat bir topluluksa Valentinus'un bildirisinin oraya çektiği diğerleriydi. Bunlar arasında en büyük grup Evangelist Hristiyanlarıydı. Onlar da birlikte duruyordu. Ama çevrelerindeki hale gergin yaşlı korkuyla parlak pembe heyecan arasında gidip geliyordu. Bunu yapma, İsa seni kurtaracak, intihar çözüm değildir gibi sloganlar yazan el yapımı pankartlar taşıyorlardı. Bazıları elinde yanan mumlarla ilahiler söylüyor, bazıları ise kalabalığa karışıp İsa'nın erdemlerini anlatan broşürler dağıtıyorlardı. En son halka ise polis ve askerlerden oluşuyordu. Polisler öfkeli ve ifadesiz görünürlerken askerler disiplinli ve özellikle de göğüslerine çarpraz bağlı Colt M4'ler ile ürkütücü duruyorlardı. Üstlerinde buz gibi şehir ortamına rağmen yeşil kamuflaj giysileri vardı. İkili ve dörtlü ekipler halinde gerilerinde leş gibi sarı bir gerilim bırakarak kalabalığın içinde dolaşıyordu. Dişleriyle sol elindeki eldiveni çıkaran Eliyah boynundaki zinciri sıkıca tuttu. Kolyenin ince kenarları derisine batıyordu ama umursamadı. Hala orada olması onu mutlu ediyordu. Hissettiği çıldırtıcı dehşet, o kalabalığın duyguları önüne birden serilirse hissedeceğinin yanında bir hiç kalırdı. Onu gitgide artan korkusunu hisseden Winter, elini daha da kuvvetle sıkıp pembemsi bir dinginlik gönderdi. Bu Eliyah'ın korkusunu engellemeye yetmese de daha dayanılabilir hale getirdi. Winter'in zihninden dökülen güzellik birden şaşkına dönen Eliyah ona döndü. Ve Winter tek kelime etmeden kolyesini çıkarıp ona uzattı. Sonra omzuna koyduğu elinden destek alıp gazete dağıtım kutusunun üzerine çıktı ve kalabalığa yukarıdan baktı. Kızın elinin yavaşça kendi elinin içinden kaymaya başladığını hisseden Eliyah umutsuzluk içinde tutunmaya çalıştı. Sonra Winter'in onun elini bırakması gerektiğini anlayınca "Pardon," dedi. "Tamam." Derin bir soluk alıp dişlerini sıktı. Gözlerini sıkıca yumdu ve bıraktı. Winter bir teması koptuğu anda zihni dehşet içinde feryat etmeye başladı. Haykırıp uluyor, göğsüne çöküp ciğerlerindeki havayı emiyor, başını mengene gibi sıkıyordu. Ve birden neredeyse algılanmayacak kadar kısa bir an için her şey durdu. Hava bir sessizlik anını kavrayabilmek için çok fazla müzikle, kaynana zırıltısıyla ve çığlıkla doluydu. Ama Eliyah o şeyi hissetti. Bir milisaniye için herkes aynı anda durdu ve kulaklarını dikti. Bir şey olmuştu ve o şey Winter idi. Çevresindekilere bir huzur dalgası yaymış, o dalga kalabalığının tamamının üzerine çökmüştü. Ama huzur duygusu geldiği gibi hızla kayboldu. Ve ardından dehşet eskisinden daha güçlü bir halde geri gelirken Eliyah onun elini tekrar tuttu. Kayarak ılık bir banyoya girer gibiydi. Derin bir soluk alıp gözlerini açtı. "Yapabileceğini düşünüyor musun?" "Bilmiyorum," dedi Winter. "Hepsiyle konuşabilseydim, o zaman belki yapardım. Ama çok fazlalar ve duyguları şu anda bile çok güçlü." Sarışın şarkıcı tam o sırada avaz avaz bir haykırışla şarkısını bitirince kalabalıktan histerik bir alkış koptu. Eliyah yüzünü buruşturdu. "Teşekkür ederim," diye bağırdı yıldız bozuntusu. "New York'u seviyorum." Kalabalık bağırarak yanıt verdi. Eliyah ise soluk almaya çalışıyordu. Ansızın bir ön seziyle irkildi. "Burada bekle," dedi. Elini Winter'inkinden kurtarırken. Hızla döndü, minibüsün kapısını açtı ve içeri uzandı. Aradığını bulması sadece saniyelerini almıştı. Onun elindeki şeyi gören Winter'in ağzı açık kaldı. "Bunlar yardımcı olur mu dersin?" dedi Eliyah. "Olur." Winter derin bir nefes aldı, sonra elini ona uzattı. "Hazır mısın?" diye sordu. "Hayır." "Ben de," dedi Winter. "Öyleyse gidelim." El ele tutuşup kalabalığın içine daldılar.
20. 31 Aralık 2007. 23:49. Yargı gecesine 11 dakika kala. Winter'ın kulakları sızlayıp yüzü buz gibi olsa da vücudu sıcaktı ve ter içindeydi. Eriyah'ın ona verdiği şeyi korumaya çalışarak kalabalığın içinden kendine yol açtı. Zor bir işti. İçinde büyümekte olan korkunun kendisine değil, Eliyah'a ait olduğunu biliyordu. Ama bu duygu korkuyu daha az gerçek yapmıyordu. Winter artan endişelerini bastırdığı ve elini acıtacak kadar sıkmakta olan Eliyah'a rahatlatıcı düşünceler gönderdi. Onlar ilerlemeye çalışırken insan duvarı da giderek sıkışıyordu. Sahnenin üzerindeki devasa neon saate baktı. Fazla zamanları yoktu. Kolyesini çıkarıp insanlara önlerinden çekilmelerini emretse daha hızlı ilerleyebilirdi. Ama bunu yapmaya cesaret edemedi. Her ne kadar bunu gücünü sonraya saklamak için yaptığına kendini inandırmaya çalışsa da çok daha güçlü bir neden olduğunun farkındaydı. Korkuyordu. Ya birini daha öldürürse? Ya yumuşak, kesiksiz bir dinginlik yerine insanın tüm benliğini saran o inanılmaz korkuyu gönderirse? O zaman ne olurdu? Panik içinde çıldırmış bir kalabalıkla mı yüzleşirdi? Yoksa daha da kötüsü mü olurdu? Başını silkeledi. Ne olursa olsun oraya çıkıp zihinlerinin dayanacağını umarak kalabalığı topyekün bükmekti. Bir kez daha saate baktı. 2 dakika geçmişti ve onlar ancak 3 metreden az yol kat etmişti. Korkusunu bastırıp Eliyah'a döndü ve ''Seni bırakmam lazım.'' diye bağırdı kulağına. ''Sorun olur mu?'' Eliyah'ın içindeki paniğin arttığını, yükselip bir kuyruklu yıldız gibi zihninden geçtiğini hissedebiliyordu. Ama Eliyah alt dudağını ısırıp başını eğdi sadece. Winter hiç düşünmeden onun yanağına bir öpücük kondurdu. Dudakları tenine dokununca olağanüstü, mükemmel bir nota zihnine doldu. Sonra elini onunkinden kurtardı ve Eliyah zihin gözünden silindi. Derin bir nefes alıp kolyesini çıkardı. O şey cebine girer girmez kalabalığı oluşturan insanların bilincinden yansıyan melodiler zihninde patladı. Zengin dokulu ritimler, olmayacak kadar gürültülü akorlar, tedirgin edici atonal vurgular, her perdede gerçek ve hayali ama billur gibi falsettolar. Bir an için Eliyah'ın gücüne sahip olmanın da öyle bir şeyler hissettirip hissettirmeyeceğini düşündü ama sonra farkı anladı. Her ne kadar kendisi de tüm bu duyguları algılıyor olsa da üstüne yüklenmelerine dayanabiliyordu. Sesler onu Eliyah gibi felç etmiyordu. Birden silkinip bağırdı. ''Herkes yoldan çekilsin. Bu bir acil durum.'' Aynı anda çocuksu bir uysallık yaydı. Kalabalık düşünmeden yana çekilip onların geçebilmesi için yol açtı. Winter güçlükle yutkunup yürüdü. ''Yol açın. Lütfen sahneye erişmem gerek.'' Ve insanlar onun kontrolüne girmiş kuklalar gibi yol verdi. Açılan yolda ilerleyen Winter'in içinde bir gurur kabarcığı oluştu. Yapabilirdi. Arkasındaki kalabalığın psişik enerjisi ve gücü olağanüstüydü. Ama sonra sahneye bir şeyin çıkmakta olduğunu hissetti. Kalbini donduran bir şeydi bu. Valentinus, enfes sarışın ellerini sıkı ve kıvrak bedeninde dolaştırmasını sahnenin arkasında izliyordu. Bir yanı kusurlu, bir yanı son bir dünyevi zevk için yeterli zamanı olmasını diledi. Kendi kendine öfke duyarak o kırılgan arzuyu bir kenara itti ve zihnini yaklaşan şiddete hazırladı. Acı, ölüm ve coşku içinde haykıran tüm o zihinlerden gelecek psişik armağanını düşününce nabzı hızlandı. Renkleri zengin bir hayranlık kaleidoskopu halinde yayılmaya başlamıştı bile. Ve yandaşları önceden dağıtılmış karışımı bedenlerine zerk ettikten sonra daha öte bir kışkırtma gönderecek, sonra da yalancıların düzenini yıkma rüyası gerçek olacaktı. Gözlerini yumup derin ve biraz titrek bir soluk aldı. Sadece birkaç dakika kalmıştı. Silkinip kalabalığı bir kez daha inceledi. Ama bu kez gördüğü şey irkilmesine neden olmuştu. Orada dalgalanan kalabalığın arasında diğerleriyle birlikte hareket etmeyen birisi vardı. Kadın ışıl ışıldı. Tüm renk tayfını görebileceği kadar ateşli bir yoğunlukla parlayan mavi beyaz bir ışık yayıyordu. Laszlo'dan beri öyle bir zihinle karşılaşmamıştı. Ve anladı. Karşısındaki Winter idi. Son Archon. Valentinus onun kendisine katılmaya mı geldiğinden yoksa yaratıcı tanrı tarafından onu durdurmak için mi gönderildiğinden emin olamıyordu. Birincisi ise onu memnuniyetle kabul ederdi. Ama neden ikincisi ise o zaman zihnini kavrayıp paramparça ederdi. Gözünü bile kırpmadan.
Winter, Valentinus'un gölgeden çıkmasını izledi. Sadece en ön birkaç sıradakiler onun güzel hatlarını tanıyabilecek kadar yakın olduklarından onu çok az kişi fark etti. Ama Winter gözlerini ondan alamıyordu. O kadar güçlü bir ihtişamla yankılanıyordu ki onu dinlemek Mozart'ın piyanosunun dibinde oturmak gibiydi. Winter onun benliğinin içinde hem tanıdık hem yabancı en mükemmel melodileri duydu. Canlı Allegro, Rahvan Adagio, zarif Grosio, patlayıcı Sforzando, pürüzsüz Legato ve ani Staccato. Şarkılar şu ana kadar hayal edebildiklerinin ötesindeydi. Her biri kusursuz bir uyum içinde bir sonrakine kaynaşıyor, harmanlanıyordu. Ama kalbini durduran sadece sonatlar, kanonlar ve konçertolar değildi. İçeridekiler her notanın yoğunluğuydu. Her biri mükemmel bir rezonansla titreşen notalar. O kadar zengin bir baş yapıttı ki şimdiye kadar duymuş olduğu her şarkı onun yanında kaba ve donup kalıyordu. Winter, Valentinus'un gücünden büyülenmiş olarak dinledikçe yavaş yavaş etrafında çalan akortlardan anlam çıkarmaya başladı. O sersemletici çılgınlık içinde bir kavrayış. Belirlediği ilk ses, duygu, Valentinus'tan çağlayan, birbirleri üzerine binmiş, hep birlikte ve uyum içinde çalan kıvrak melodilerdi. Ve onların içinde sarmalanmış, sonsuz derecede karmaşık, armoniler yayan yandaşları. Sadece binler değil, on binler. Ve hepsi de bu kadar değildi. Kalabalıktan yükselen ve azgın bir dalga halinde yanından geçip, onların kolektif bilinçlerini içine çeken, Valentinus'a ulaşan tüm o cırtlak, uyumsuz akortları izleyebiliyordu. Onların hissettiklerini hissediyor. Bu onun gnosisi. Winter, Elia'ya söylemek istedi ama sonra başka bir şey duydu. Diğerlerinin tümünün toplamından daha berrak, acı veren güzelliğiyle zihnini kaplayan, her nefesiyle mükemmel bir uyum içinde olan yeni bir şarkı. Çevresindeki diğer tüm sesleri bastıran bir şarkı. Bir an içini bir korku bürüdü, o muhteşem melodi korkuya silip geçti ve kalbi heyecanla titredi. Ve sonra ona bakmakta olan Valentinus hiç beklenmeyen bir şey yaptı. Elini uzattı ve yanına gelmesi için Winter'e işaret etti. ''Winter dur, bekle!'' diye bağırdı Elia. Ama sesi Winter'in zihninde şakıyan o billur gibi şarkının içinde ancak duyulabiliyordu. Winter karşılık vermeye çalıştı. Sonra ezici bir arzu duydu. Gidip Valentinus'a katılmak için, ona dokunmak için, onunla birlikte olmak için. Sevdiği adama ulaşmak için arkasına bakmadan ve yolundakileri önünden çekilmelerini emrederek ilerledi. Valentinus'a. 21. 31 Aralık 2007. 23.50. Yargı gecesine 10 dakika kala. Durup durup saatine bakmaktan vazgeç, dedi Grimes. Sinirime dokunuyorsun. Ama neredeyse. Biliyorum, biliyorum. Ekrana o kahrolası saati neden koydum sanıyorsun? Grimes, ekranda gece yarısına doğru geriye sayan saatin olduğu pencereyi işaret etti. Yapabileceğim herhangi bir şey var mı? Yazmayı bırakan Grimes kıza doğru döndü. Aslında var. Harika, nedir? Kes konuşmayı. Onun gibi ol, dedi. Neredeyse 10 dakikadır sessizce oturan Dietrich'i işaret ederek. Sadece yardım etmeye çalışıyordum, diye mırıldandı Spygurut. Mırıldanmak konuşmadan sayılır, dedi Grimes. Başını kaldırmaya bile gerek görmeden. Spygurul bir şeyler daha söyledi ama her ne dediyse Grimes'in son parametreleri ayarlarken klavyede çılgın gibi bastığı tuşların sesi arasında kayboldu. Grimes'in aile mücevherleri adını verdiği ve bir bilgisayardaki adres listesinin tümünü anında indirip sonra da hepsine zehirli e-postalar gönderen virüsleri temel alan bebeği onlara benzer şekilde çalışıyordu. Ama bilgisayara bulaşmak yerine cep telefonlarına bulaşıyordu. İşin güzel tarafı, mücevherler gönderilen kişinin arkadaşlarından gelen bir çağrıyı andırıyordu. Dolayısıyla neredeyse her zaman cevap verilecek, böylece enfeksiyon da yayılacaktı. İşin sırrı, telefonu açan kişinin kodu göndermek için gereken süre boyunca hatta kalmasını sağlamaktı. Grimes bu sorunla haftalar boyu uğraşmış, virüsü sıkıştırmaya çalışmıştı. Ama enfeksiyonu yayabildiği en kısa süre 13 saniyeydi. Burada sorun, kimsenin o kadar süre telefonunu açık tutup rastgele parazit dinlemeyeceğiydi. Sorunu yanlış yönden yaklaştığını işte o zaman fark etmişti.
virüsü kısaltmaya odaklanmak yerine insanların telefonda daha uzun süre kalmalarını sağlamalıydı. Sonraki birkaç haftayı virüs telefona yüklenirken geçen süre boyunca söylenecek farklı cümlelerle deneyler yaparak geçirmişti. Hangisinin telefonun açılmasıyla kapanması arasındaki sürenin en uzun olmasını sağlayacağını bulmaya çalışmıştı. Sonunda en iyi çalışanı bulmuştu. Ne yaparsan yap, sakın telefonu kapatma. Biraz önce kaçırıldım ve bir arabanın bagajına tıktım. Bir dakika, sanırım geliyorlar. Virüs yüklemesi bitince, yerel baz istasyonu telefon adres listesindeki tüm numaraları aynı anda aramaya yönlendiriyordu. İnsanların çoğunun adres listelerinde ortalama 80 telefon numarası olduğuna göre virüs deli gibi çalışıyordu. Önce 80 kişiye, sonra 6400, sonra 512.000, sonra 40.960.000. Ve bunların hepsi 2 dakikadan kısa zamanda oluyordu. Sorun, yaptığı benzetimler sırasında virüsün kritik noktaya erişmeden tüm yerel baz istasyonlarını aşırı yüklüyor olmasıydı. Grimes kaçmaya başladığı zaman tam da bu sorun üzerinde uğraşıyordu. Neyse ki bu şu anda tam istediği şeydi. Yanıp sönen imlece odaklandı. Hazırdı. Tüm hataları yakaladığını umarak 1000 satırdan fazla kodun üzerinde gezindi ve son bir kez kontrol etti. Kahretsin, diye mırıldandı. Ya çalışır ya da çalışmaz. İmleci gönder penceresinin üzerine getirdi. Tam tıklamak üzereyken birden Spygirl'un bilgisayarında bir mesaj penceresi açıldı. Satır 1273. 8. karakter. 01 yap. Steve mesajı göndereni onu sorgulamayacak kadar iyi tanıyordu. 1273. satıra gitti ve evet, hata karşısındaydı. Gün kadar aşikar. İyi kurtarıştı diye yanıtladı Grimes ama eski dostu çoktan gitmişti. Kendi bilgisayarına döndü ve sende tıkladı. İlk numara çevrildi ve sonra kendi sesinden kaçırıldığını söyleyen parazitli bir mesaj duydu. Sevgili, tatlı virüsün yüklenişini seyrederken nefes bile almaya korktu. Mesaj, telefondaki 97 numaranın hepsine gönderildikten sonra rahat bir nefes aldı. "O adam sana benim bilgisayarımdan mesaj göndereceğini nasıl bildi?" diye sordu Spygirl. "Ve virüsün kodunu." "Sadece adamım Kane'in oldukça fazla şey bildiğini söylemekle yetineyim." "Kane'i kim? Anlatsam bana inanmazdın." Spygirl ilk defa başka soru sormadı. Virüsün bir çalı yangını gibi yayılmasını ekrandan izlerken sessizlik içinde oturdular. 22. 31 Aralık 2007. 23.51. Yargı gecesine 9 dakika kala. Eliyah, Winter'i izlemeye çalıştı ama duyduğu azgın yeşil dehşet iradesini engelliyordu. "Bunu yapamazsın. Bu kadar insan. Sana dokunan. Seni ezen." Eliyah nefes almaya zorlanıyordu. Tüm düşünceleri, tüm duyguları zihnin içinde haykırıyorlar. Kolye seni kurtaramaz. Burada değil. Şimdi değil. Tüm engeller kalkacak ve her şey üzerine gelecek. Kulakları zonkluyordu. Akıl hastanesi bu keşmekeşin yanında oyun parkı sayılırdı. Her taraf insan dolu. Bu sefer kaçış yok. Seni kimse kurtaramayacak. Onu kuşatan kalabalık Winter'den ayrılmasına neden oldu. 1 milyon insan, her yerde. 1 milyar haykıran renk. Eliyah, birden sahnede hareketsiz duran bir adamın kör edici renklerini gördü. Düşünebileceği her ton vardı. Bu, sadece bir kişi olabilirdi. Valentinus. "Winter, dur! Bekle!" diye bağırdı çılgınca. Winter yürümeye devam etti. Onu izlemeye çalıştı ama çevresinde çok fazla insan vardı. "Onların duyguları seni öldürecek. Saat gece yarısını çaldığında, etraf cehenneme dönünce seni öldürecekler." Tüm gücünü kullanarak kolunu çekip onu sıkıştıran kalabalıktan kurtardı. "Öleceksin." Dirseği birinin başına geldi. Sonra yüzü kendinden bir kafa daha uzun birinin omzuna çarptı. Genç, zayıf bir Vince Gong adamın ensesini kavradı. Gong renkleri anında zihnine dolarken adamı bırakmadı. "Sakın bayılma. Bayılırsan düşersin ve ezilirsin." "Tutun o kadını," diye bağırdı kalabalığın uğultusunu bastırarak. Birden dehşet verici bir arzuya kaplan Wahun kolunu öne doğru uzattı ve Eliyah'ın alnına avuçladı.
Bağlantı kurulduğu anda Eliyah coşkulu bir sevgiye o ana kadar hissettiklerinden çok daha yakın, inanılmaz beyaz bir mutlulukla doldu. Zihin gözünü o anda Valentinus'a döndürse tüm kontrolü kaybedeceğini biliyordu. O şekilde hissetmeye devam etmek için her şeyi yapardı. Winter'e odaklandı ve onun zihninin döndüğünü hissetti. Sonra içinde kıpkırmızı bir yıldırımı andıran o enerji dalgası geçti. Yaşayan nefret. Eliyah elini hızla geri çekip bağlantıyı kesti. Acı içinde bağıran Vahun ellerini başına götürdü. Gözlerinden yaşlar gelirken ağzı da acı içinde büzüldü. Kör gibi sendeleyerek kendini geriye attı. Düşerken elleri tutunacak bir yer aradı. Eliyah'ın elini buldu. Kör edici hüzün, ızdırap, elem ve dehşet parıltıları zihnini deldi. Ve sonra son kalan gücü bu duygusal patlamaya harcayan Eliyah da kaydı ve buz gibi asfaltın üzerine düştü. Başını çevirip bir kaçış yolu aradı. Ama tek görebildiği ayakkabılar ve bacaklardı. Şimdi ezileceksin. 3, 2, 1 saniye. Aklının son kalan kısmı da yok oldu ve haykırmaya başladı. Winter basamaklardan çıkarken kendini bir tüy gibi hafif hissediyordu. Eliyah'a bakmak istiyordu ama gözlerini Valentinus'tan alamıyordu. Bakışları ne zaman onunkinden ayrılsa derin hiçlikle karışık bir hüzün duyuyordu. Gözleri boşluğu bulduğu zaman duyduğu mutlulukla karşılaştığında daha derin görünen bir hüzün. Laszlo ve Darian yanılmışlardı. Valentinus kötü biri ya da bir çılgın olduğunu düşünmüşlerdi. Ama şimdi burada, ondan 10 metre uzakta, bunların hepsinin korkunç bir hata olduğunu görebiliyordu. Kulağa bu kadar güzel gelen bir insan kötü olabilir miydi? Valentinus onu seviyordu. Hepsini seviyordu. Ve o da Valentinus'u hem de tüm kalbiyle seviyordu. Derin, saf, sarhoş edici bir aşktı bu. Duymuş olduğu diğer tüm aşklar eksik, kusurluydular. Ama bu sadece duygularını ifade etmeye sözcükler yetmiyordu. Bunu sadece şarkılar yapabilirdi. İpekten bulutlar gibi birbirlerinin içine geçmiş yumuşak, kıvrak melodi ve armoniler. Dipsiz sevinç şarkılarına çağlayarak akan derin, tok baritonlar ve tatlı falsettolar. O kadar muhteşemdi ki böyle olağanüstü bir mükemmelliği tattıktan sonra herhangi bir başka bir sesi duymaya nasıl dayanacağını merak ediyordu. Eliyah için üzüldü. Her şey farklı olabilirdi. Hissettiklerini onun da hissetmiş olmasını istedi. Ne yazık ki onun için artık çok geçti. Ama kendisi, onun zamanı daha yeni başlamıştı. Eliyah, kendi çığlıkları kulaklarında yankılanırken yattığı yerde yüzünü korumaya çalıştı. Midesine gelen bir tekmeyle acı içinde bağırdı. Yan tarafına dönmeye çalıştı ama gidecek hiçbir yer yoktu. Kalabalığın altında kapana kısılmıştı. Bir çizme eline basıp parmaklarını ezdi. Eliyah, parmaklarının derisini soyma pahasına elini çekip kurtardı. Alnının ortasına gelen sivri bir kadın ayakkabısı, topuğu derisini delip geçtikten sonra yüzünün yanından kayarak geçti. Nefes nefese ayağa kalkmaya çalıştı ama yapamadı. Korkusu izin vermiyordu. Birinin elinden yüzüne dökülen buz gibi bira gözlerini yaktı. Tam dönerken ağır bir çizme boğazına bastı. Nefes almaya çalıştı ama ezici ağırlık buna olanak vermiyordu. Gözlerinin önünde siyah noktalar belirdi. Çaresizlik içinde kollarını sallamaya başladı. Bileği başka bir ayakkabının altında kalınca keskin bir acı duydu. Bağırmaya çalıştı ama ciğerlerinde hava kalmamıştı. Ezici bir zehirli, açık yeşil panik zihninde haykırırken yüzü acıyla buruştu. Dünyası kararmaya başladı. Ciğerlerinde kalan son havayı da kullanınca kollarında güç kalmadı. Burada ayaklarının altında boğulmakta olan bir adamın varlığından habersiz insanların arasında ölecekti. Üzerindeki adamın tüm ağırlığı boğazındaydı. Duyduğu acı daha önceki her şeyi gölgede bırakacak kadar büyüktü. Haykıran bir ızdırap zihnini aydınlatırken duyduğu yoğun panik birden patladı. Gözlerini açan Eliyah bakışlarını yukarı çevirdi ama çevresinde o kadar çok insan vardı ki gökyüzünü bile göremiyordu. Ümitsizce bir soluk almaya çalışırken. Çizme boynunun yanından kayarak gidince nefes borusundaki baskı da bir anda ortadan kalktı. Vücudunun üzerindeki diğer ayaklar da geri çekilmeye başladılar. Eliyah insanları sert bir şekilde yana iten bir çift kol gördü. Birden adamın biri ceketinin yakasından tuttu ve onu sertçe çekerek ayağa kaldırdı. Kurtarıcısını gören Eliyah'ın gözleri açıldı. Stevie. Hala halsiz ve bacakları acı içinde olan Eliyah olduğu yere yığıldı.
Ama Stevie bu defa onu yakaladı. İnce kollarını ona doladı ve bir eli ensesinde, diğeri belinde onu tuttu. Eliyah boğazı acıdan yanarak birkaç nefes aldı. Sonra bir şeylerin farklı olduğunu fark etti. Artık korkmuyordu. Valentinus, dünyadaki son anlarını onunla paylaşmaya gelen bu olağanüstü yaratığı içine çekti. Kadının gücüne dokunmak, kendini neredeyse eksiksiz hissetmesine neden olmuştu. Sanki tüm yaşamını bu tek özel ruhu arayarak geçirmişti. Onun zihnini ilk hissettiğinde Valentinus onun nefret dolu öfkesine şaşırmıştı. Eğer kadın öfkesini odaklayabilseydi onu delirtmiş olabilirdi. Ama kadın psişik pencerelerini ona geçirmeden Valentinus onun zihnine girmişti. Kadın ancak mücadele etmeye çalışmıştı ama körelmiş zihinsel yumrukları acemice ve etkisizdi. Onun çocuksu savunmasını kolaylıkla delip geçmiş, yakıcı öfkesini aşka dönüştürmüştü. Şairler ve filozoflar haklıydı. Bu iki duygu gerçekten de madalyonun iki yüzüydü. Ve şimdi kadın onundu. Gökyüzünde asılı devasa saate baktı. Bir dakika içinde yandaşları onlara vermiş olduğu ampulleri açmaya başlayacaklardı. Ve son, nihayet başlayacaktı. "23. 31 Aralık 2007. 23:52. Yargı gecesine 8 dakika kala. Susan Collins endişeyle saatine baktı. 11:52.44, 11:52.45, 11:52.46. Soluğunu tutarak soğuk ampulü kavradı. Dünyevi varlığının sonuna geldiğinin bilincinde bu duygunun tadını çıkarttı. Öbür tarafın nasıl bir yer olduğunu merak ediyordu. Susan'ın bedeni gergin bir heyecanla ürperdi. Tüm yaşamı onu bu ana getirmişti. Tüm üzüntü ve korkuları, istek ve arzuları, hayal kırıkları ve başarıları. Hepsi de bulmacanın sadece birer parçasıydılar. Ve o kadar çok şey yaşadıktan ve kendini gerçekte başkalarıyla paylaştıktan sonra artık hazırdı. Tüm ızdırapları, korkuları ve eksiklikleriyle bu dünyadan ayrılmaya hazırdı. Artık onun ne olduğu anladığına göre sadece kusurlu tasarlanmış bir tanrının yaratmış olduğu kusurlu bir dünya. Her şey yerli yerine oturmuştu. Gerçeği öğrendiğinden beri içinde geri dönmek için dayanılmaz bir özlem duyuyordu. İlahi kıvılcımını özgür bırakıp tek gerçek tanrı ile yeniden birleşmek için. Onun olağanüstü mükemmelliğinin bir parçası olmak için. 11:52-55. Çevresini saran militan Hristiyanların farkında olarak gümüş şırıngayı dikkatle çıkardı. Ama Valentinus o kadar akıllı, o kadar muhteşem, o kadar mükemmel, o kadar bilgili, tüm yabancıları alt etmiş, atlatmış, kandırmış, onları tüm gnostiklerin gece yarısında kendi ölümlerini karşılayacaklarına inandırmıştı. Ve gerçekten de öyle olacaktı. Tabii zehrin sihrini göstermesi biraz zaman alacaktı. Onun içindir ki hepsi onu saat 11:53'te alacaklardı. Saatin saniye göstergesi 59'dan 00'a geçince Sus'un neşe içinde tüpün kapağını açtı ve iğneyi şah damarına batırdı. İğne etine batarken önce çok hafif bir sızı ve ardından kimyasal madde damarlarında dolaşmaya başlayınca inanılmaz bir kabarma hissi duydu. Hristiyanlardan biri boş şırıngayı elinden kaptı. "Sende kalsın," dedi Susan. Serum sihrini göstermeye başlamıştı bile. "Çok geç kaldın." Panik içindeki adam belindeki telsize sarıldı. "Almaya başladılar. Durdurun onları. Durdurun onları." Susan gülmeye başladı. Her şey o kadar komikti ki kendini harika hissediyordu. Güçlü. Sanki istediği her şeyi yapabilecekmiş gibi. Adam birden onun elini tutup ileriye doğru çekti. "Gel, hemen şurada bir acil yardım ekibi var. Seni kurtarabilirim." "Beni kurtarmanı istemiyorum," dedi Susan. Yüzü mutluluktan neredeyse parlıyordu. "Anlamıyor musun? Artık burada olmak istemiyorum. Bunların hepsini geride bırakmak istiyorum. Sadece benimle gel." Susan ona baktı. Valentinus, yabancıların onları durdurmaya çalışacaklarını söylemişti. Aynı zamanda bunun hakkında ne yapmaları gerektiğini de. İç cebine uzandı ve parmaklarını ahşap bir sapın çevresine doladı. Heyecanlı kalabalığın çılgınlığı içinde adam hiçbir şey fark etmedi. Susan ona doğru bir adım atınca adamın yüzünde rahatlamış bir ifade belirdi. Onu ikna ettiğini düşünmüş olmalıydı. Büyük olasılıkla Susan kasap bıçağını karnına sapladığı ana kadar da bu inancını korudu.
Bıçak kuş tüyü paltosundan geçip etine girerken hafif bir direnmeyle karşılaştı. Ama sapına kadar derine, daha derine girmeye devam etti. Adam Susan'ın elinin üzerinden akan ılık, koyu kırmızı kana baktı. Şoku dehşete dönüştü ve bedeni adrenalin dolu olan Susan bunların hepsini zihnine çekti. Tam bir şeyin sona ermesinden önce ne kadar harika bir şey. Gnos ise daha önceden erişmediyse şimdi kesinlikle erişmişti. Bıçağı çekip çıkarttı ve adam sanki onu ayakta tutan tek şey Susan'ın bıçağıymış gibi dizlerinin üzerine düştü. Eliyle yarasına bastırdı ama kan yaşamının parmaklarının arasından akıp gitmesini engellemeyeceği kadar hızla akıyordu. Birden bir başka Hristiyan, uzun boylu, sarışın ve domuz gibi burunlu bir kaltak onlara doğru geldi. Yerdeki adama baktı ve ağzı güçlü bir çığlıkla açıldı. Kadının çığlığı etrafa yayılırken Susan ruhundan yükselen enerji kabarcığını algıladı. Gözlerini kapattı ve kendini uçuyor gibi hissetti. Bağıran kadının çığlıkları beyninin içinde ilkel bir tempoyla nabız gibi atıyordu. Ve sonra onu yeniden hissetti. İçini dolduran güç ve güven dalgasını. Kendini hiç bu kadar harika hissetmemişti. Sanki bulutlarda uçuyordu. Dünyadaki en güçlü kadındı. Ne isterse yapabilirdi. Dünya onundu. Belki de o adamı bıçakladığı içindi. Ya da yaşamına son vermeyi seçtiği için. Ya da kalbinde Valentinus'un aşkına yer verdiği için. Belki bunların hepsiydi. Belki de hiçbiri. Ama hangisi olursa olsun önemli değildi. Hazırdı. Ölmeye ve ilerlemeye. Yükselmeye. Tek pişmanlığı bu insanlık denizinde tek başına olmasıydı. Evet, etrafında başka yandaşlar da vardı. Beyninde onların güldüklerini, neşe içinde bağırıştıklarını duyabiliyordu. Ama yine de Valentinus olmadan yapayalnızdı. Onu bir daha görmeyeceğinin bilincine varınca yanağından aşağı bir damla yaş süzüldü. En azından bu dünyada değil. Ama Valentinus onu öbür tarafta bekliyor olacaktı. Sahte yaratıcı tanrıya yapacakları saldırıyı yönlendirmek için. Ve oraya gitmek için de ne yapması gerekiyorsa yapacaktı. Slothorn, Pfeyr, Van Altschoffen saatine baktı. Sabah 05:54. Cebindeki zarfı yokladı. Tüm dünyada 108 kişi daha aynı talimatları içeren benzer zarflar almışlardı. Planlanan alıcının yakınında olun, zarfı Manhattan saatiyle yeni yıldan 5 dakika önce açın ve mesajı iletin. Sonunda vakit gelmişti. Karşısında duran kendi gibi baltacı arkadaşı Alois Moder'e baktı. Solothorn her ne kadar 1,85 boyu ve 90 kilosuyla hiç de ufak tefek biri sayılmasa da Moder hem daha uzun boylu hem de daha yapılıydı. Nöbet yerinde her zaman olduğu gibi hareketsiz, dimdik duruyordu. Solothorn elini karnının üzerine koydu, alnını kırıştırdı ve başıyla koridorun sonunu işaret etti. Moder bu pantomime başını hafifçe eğerek yanıt verdi. Solothorn tuvalete doğru giderken baltacı da konumunu değiştirip Papa 13. Pius'un kapısının tam önünde durdu. Solothurn bir pencerenin yanından geçerken dışarıdaki Roma gökyüzüne baktı. Koyu bir laciverti. 6.500 kilometre batıda Valentinus dünyaya konuşmaya hazırlanıyordu. Solothurn o mesajlardan birini iletmek için seçildiğinden ötürü gurur duyuyordu. Küçük kabine girdi. Kapıyı kapattı ve ağır baltasını duvara yasladı. Titreyen elleriyle zarfı çıkardı ve yırtarak açtı. İçindeki mektup el yazısıyla ve doğrudan ona hitaben yazılmıştı. Okumak bir dakikadan az zamanını aldı. Bitirince dikkatle katladı ve cebine geri koydu. Valentinus mesajı ilettikten sonra Slothorn'un öldürülmesi halinde bu notun bulunmasını istediği konusunda son derece açık ve netti. Saatine baktı. 05:55. Acele etmeliydi. Pios'un odasına girmeden önce Moder'i öldürmek zorunda kalacaktı. Ve sadece 3 dakikası kalmıştı.